Merhabalar. Hoş bulduk. Hazır mıyız? Evet. Hoca zaten geri geldi dediğin gibi. Ben de her değişiklik zor oluyor biliyorsunuz. Takım olarak, kulüp olarak, bireysel olarak. Hoca geldiğimde hemen o eski günlerde anlattı bize. Bizden ne istiyor? 10 gün içinde zaten 4-5 toplantı yaptık, analiz de yaptık. Bizden ileri zamanında ne isteyecek? Sahada hem savunmada hem hücumda pozitif enerji getirdi. Biliyoruz, kötü bir başlangıç yaptık. Biz de farkındayız. Biz de bireysel olarak hatalarımız vardı. Onun bu 10 gün içinde konuştuk. Analizde yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlardan, maçlarda inşallah en iyi şekilde götüreceğiz beraber. Şöyle, ben her zaman takım oyuncusuyum. Herkes onu biliyor. Bireysel olarak tabii ki en iyi şekilde performansı göstermek istiyorum. Bence de o kadar çok eskide Viska daha ileride daha iyi olmak istiyorum. Ben de o kadar kendine performansında çok mutlu değilim açıkçası. Her maçta daha iyi olmak istiyorum. Ama bu futbol, bu oyun takım bir oyun. Onun Abdullah Hoca bizde hatırladı. Biraz önce de belki de biraz bireysel olarak daha öne gittik. Şimdi tekrar dediğim gibi savunmada, hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyoruz. Ben de onun hocayı ile yıllarda çalıştım. Küçük detaylar ne kadar önemli futbolda. Takım arkadaşlar için koşmak, yardım etmek. Her şeyde asistler, goller değil. En azından bugün futbolda. O yüzden biz de çok çalışmamız gerekiyor. Herkese biraz daha bireysel olarak takım için düşünmemek. Takımın için çalışmamak. Zaten bir analiz yaptık, yapıyoruz. Bence de iyi bir süreç bize bekliyor. Şöyle, biz de her zaman hocanın istediğin gibi sahada uygulanmak çalışıyoruz. Biliyorum. Ben de bireysel olarak kötü hissediyorum. Geçen sene gerçekten kötü bir sezon yaşadık. Ben de daha önce de Türkiye'de 8-9 yıl üst üste Avrupa'ya gittim, oynadım. Avrupa Ligi'nde oynadım. O yüzden üzücü bir süreç bizim arkasında. Ben de bireysel olarak ders çalıştım. Özellikle kötü maçlarda kötü performansları verdim. O yüzden dedim gibi bu sezon geçen sezon gibi geçirmek ben de istemiyorum. Takım arkadaşlar hiç kimse geçirmek istemiyor. Bu sezon en azından ilk 4 için de bitirmek istiyoruz. Kupaya kazanmak istiyoruz. O eski günlerde ben de tekrar Trabzon'da yaşamak istiyorum. Burada kupa kaldırmak istiyorum açıkçası. Tekrar stata dolduramak, taraftarlar onu görmek istiyorum. Maç öncesinde, 4-5 gün öncesinde bazen çalışanlara soruyorum. Ne kadar bilet satıldılar, taraftar geliyorlar mı, gelmiyorlar. Bizim bir kötü bir sezon yaşadık. Şimdi başlangıç kötü hissettim böyle az taraftarlar görünce. Ama onu biz ileri zamanında tabii ki bizim performansa bir maç, şimdi maç kazandık. Bir seri yakalanmak, tekrar stada doldurmak, hedefe koymak. İnşallah bu sezon bence de iyi bir sezon olacak. Dediğim gibi ilk 4 içinde girmek, kupaya kazanmak hedef olacak. Eğer hayata rekabet olmazsa zaten geliştirmeye çok zor oluyor. Ben de bunu milli takımda Başakşehir'de üst seviye oyunculara oynadım. Rekabet güzel bir şey. Sonuçta Trabzonspor'un başarı önemli. Ben de bunu yaşadım daha önce. Hiçbir onu rekabet güzel bir şey. Hayata, futbolda hiç önemli değil. Ben de sağ bekte oynadım, sol kanat oynadım, yedekte oldum. Hiç sıkıntı yok. Onun da hiç ne kadar üst seviye oyuncular olursa biz de daha geliştireceğiz. Takım daha iyi olacak. Genç oyuncular inşallah onlardan örnek alacaklar. Tekrar söylüyorum, Trabzonspor'un başarı önemli. İnşallah biz de bireysel olarak herkese
böyle düşünmek gerekiyor. Herkese sahada öyle yansıtma gerekiyor. Trabzon'da futbol yaşıyorsun, 24 saat yaşıyorsun. Ben de dedim yabancılara diyorum ya da kendine ülkede herkese diyorum. Eğer gerçek bir futbol yaşamak istiyorsun, Trabzon'a geleceksin, Trabzonspor oynayacaksın. Burada gerçekten herkese futbol yaşıyor 24 saat. Dışarı çıkınca, markete gidince, restoranta herkese futbol de yaşıyor. Trabzonspor'un herkese, her futbolcuyla tanıyor. O yüzden heyecan, baskı ama çok güzel bir şey benim için. O yüzden dediğim gibi bu şehir, bu taraftarlar, Trabzonspor camia her zaman hedef olma gerekiyor. Her sene bir kupa için oynama gerekiyor. Büyük bir fark dediğim gibi. Burada yaşıyorsun. Futbol, gerçek bir futbol Trabzon'da yaşıyorsun. Ben de öyle hissediyorum. O yüzden bu sezon kendimi eski performansa tekrar yakalanmak istiyorum açıkçası. Evet, bugün de biz de önce de bunu çalıştık Abdullah Hoca. Zaten Avrupa'ya gidince, Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde zaten gördüğünüz gibi ne kadar savunmada önemli oynamak belli oluyor şimdi. O yüzden hoca şimdi zaten toplantı 45 dakika yaptık. 10 gün içinde 5 tane toplantı video analizle yaptık. Hoca tek tek anlattı. Küçük detaylar ne kadar önemli. Bugün futbolda 4 metre, 5 metre iyi bir pozisyon almak belki de o kadar büyük bir fark yaratıyor. Belki de taraftarlar bunu görmüyorlar. Ama bugün futbolda 11 kişi forvetin savunmada başlıyor. Eğer forvet ya da 10 numara ya da ben iyi bir pozisyon almazsam geride Mehmetcan tek başına bırakıyorum. O yüzden hoca bunu şimdi özellikle detayları en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor. Bugün futbol nerede döndü? Çünkü 11 kişi bugün herkese koşuyor. Fiziksel olarak herkese çok yüksek. O yüzden öncelikle savunmada 10 kişi, 11 kişi hep beraber yapma gerekiyoruz. Zaten kaliteli bir takımız, hücumda herkese yenebiliriz zaten. Evet, Alanya maç yendik. Şimdi analiz de yaptık, video yaptık dediğim gibi. Şimdi Karagümrük için hazırlanıyoruz. Kazanmak için gideceğiz İstanbul'da. Başka zaten Trabzonspor'un dedim hedef ilk 4 için de öncelikle girmek. Bu sene Avrupa Ligi'nde gitmek. Kazanma gideceğiz Karagümrük'te. Eskiden bunu geçen sene çok yaşadık. Evde kazanıyoruz, deplasmana gidiyoruz, kaybediyoruz. Alanya maçından sonra ilk antrenmanda hoca onu dedi. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Ne kadar önemli Karagümrük maçında. Geçen sene ben sakatlandım orada. İyi bir sezon başladık, orada kaybettik. Farkındayım. Ben özellikle farkındayım. Ne kadar önemli maç. 3 puandan daha önemli bu maç. Ondan sonra derbiye de gidiyoruz. Ama öncelikle Karagümrük maç kazanmak. İlk 4 içinde geri dönmek. Ondan sonra Fenerbahçe maçı için hazırlanacağız. Buradan tekrar milli takımda tebrik ediyorum. Tabii ki ben de mutlu oldum. Bu ülkede 10 sene içinde ne kadar stat yaptılar, ne kadar yatırım yapıyorlar. Ben de farkındayım. O yüzden milli takım Avrupa Kupası'nda gitmek çok büyük bir şey oluyor. Yeni hoca geldi. Hırvatistan maçında önce dediğim gibi herkese koştu, herkese savunma yaptı. Sonuçta sonuç geliyor. Biraz disiplin hoca uygulandı. Ben de Uğurcan'a, Eren'e konuştum. Aynen böyle şeyler dedi. Fazla idmanda yapmadık. Daha fazla video yaptık. Analiz, böyle detayları anlattı. Nasıl analiz yaptı. Ne kadar bu küçük detaylar savunmada, ne kadar önemli. Herkese koşma gerekiyor. Herkese bir gibi çalışma gerekiyor. Sonunda sonuç çıkıyor. Harika oynadılar. İnşallah eğer böyle herkese sağlıklı olsun, hem genç milli takım inşallah Avrupa Kupası'nda sonuna kadar gidebilirler.